12. ayın 1'i 2023 tarihimiz. Saatimiz 21.01. İş olarak koçluk webinarımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kimler var? Şöyle bir bakacağım. Oo, bugün kalabalığız. Normalde koçluk webinarına az kişi katılır. Çünkü sadece koçluk düşünen spesifik, yani bu alana özel çalışmak isteyenler katılır. Ancak bu akşam bayağı kalabalığız. Bu beni heyecanlandırıyor. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Amin Hanım hoş geldiniz. Aynur Hanım hoş geldiniz. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Diğer Ayşe Hanım hoş geldiniz. Ayşegül Hanım, Bediha Hanım, Bedriye Hanım, Berna Hanım, Bediha Hanım, Betül Hanım, Hüsra Hanım, Cemre Hanım, Eda Nur Hanım, Elif Hanım, Esra Hanım, sevgili F, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatma Hanım, Füsun Hanım, Hatice Hanım, Hatice Hanım, Hava Hanım, hoş geldiniz. Kader Hanım, Melike Hanım, Mihriban Hanım, Nazife Hanım, Nazmiye Hanım, Neslihan Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nihan Hanım, Nur Hanım, hoş geldiniz. Nursema Hanım, Rabia Hanım, Selda Hanım, oh harika, hoş geldiniz. Artıyoruz, Sultan Hanım, Tenzile Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim mezun koçlarım da var burada, yeni koç adaylarım da var burada. Özellikle sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni hiç yalnız bırakmazlar, sağ olsunlar. Ulvi Hanım, Ümit Hanım, Yağmur Hanım, Yasemin Hanım, diğer Yasemin Hanım, Zeynep Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zuhal Hanım, Ayşenur Hanım hoş geldiniz. Gülşen Hanım, Handan Hanım hoş geldiniz. Meral Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kendinize yaptığınız bu yatırımdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hemen ekranımı paylaşıyorum ve kendimi tanıtmaya başlıyorum. Evet, Yağmur Hocam sizi de görmek çok güzel. Yağmur Hocam bizim harika bir mezun koçumuzdur. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hocam. Bizim harika bir mezun koçumuzdur. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Hadi başlayalım bakalım. Şöyle arkadaşlar. Sizleri kenara mı alsak, aşağıya mı alsak? Şöyle kendimi göstereceğim. Şu an 65 kişiyiz. Oo, harika. Yani bu demek oluyor ki buradan kendine yatırım yapmak isteyen bir 15 kişi bile olsa bu müthiş bir şey arkadaşlar. Eminim çok daha fazla olacaktır. Sizler çok tatlısınız. Bu sizin bakış açınız. Kişi kendinde olmayan bir özelliği karşıdakinde göremez hocalarım. O yüzden asıl sizler çok tatlısınız, çok hoşsunuz. Hoş geldiniz tekrardan. İş olarak Yaşam Koçu webinarımıza, Minimalist Akademi ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlar var aramıza. Onlar ayrıca hoş geldiler. Reklamdan gelenler var. Şimdi onlar için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum müsaadenizle. İsmim Büşra Suna. Aslen Gaziantepliyim. Ordu geliniyim. Ankara'da yaşıyorum. 5,5 yıldır evliyim. Özgür'ün annesiyim. 2 yaş 3 aylık bir oğlum var. Bunun dışında arkadaşlar, Minimalist Akademi kurucusuyum. 2017 Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunuyum. Gazi Fizik Eğitimi yüksek lisansım var. Ayrıca akademik anlamda da bir kariyer planımız var. Onu ilerleyen süreçte bahsetmiş oluruz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar, dediğim gibi Minimalist Akademi kurucusuyum. Minimalist Akademi kuralı 1 yıldan bir tık fazla oldu arkadaşlar. Nereden çıktı, nasıl oldu diye soracak olursanız, biz Minimalist Akademi'yi kurarken Minimalist Akademi kurma gibi bir hedefimiz yoktu açıkçası. Biz hani küçük eğitimler verelim, koçluk seansları yapalım diye sosyal medyada aktif hale geldik. Sonra bir baktık ki insanlar bunu istemeye başladılar. Hocam bu işi nasıl yapıyorsunuz diye merak ettiler. Biz de bu işi daha resmiyete döküp artık bu kısma dahil olmuş olduk. Büyük küçük eğitimler veriyorum. Erteleme sendromundan kurtul, adım adım özgüven geliştir, irade yönetimi, stres yönetimiyle duygularını yönet video kayıtlı eğitimlerim var. Bunun dışında Canva eğitimi, Zoom eğitimi gibi video kayıtlı eğitimlerimiz var. Bunun dışında hızlı okuma eğitmenlik eğitimi, resim analizi eğitmenlik eğitimi gibi işbirliği yaptığımız hocalarımız var. Özellikle mezun koçlarımız var. Bunun dışında arkadaşlar, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu ve yeni bir ebeveyn koçluğu eğitimimiz var. Bunun dışında arkadaşlar, bir de mentorluğum var. Mentorlukta da ben bu işi nasıl yaptığımı sizlere tamamen öğretmiş oluyorum. Kendimi böylece tanıtmış oldum arkadaşlar. Kazanmayı ve kazandırmayı seven bir koçum. Sesi duymayan birisi varmış. Hücresel veriye tıklamasını rica eder misiniz?
Evet. Kazanmayı ve kazandırmayı seven bir koçum. Mezun koçlarımızın kazanıyor olması beni çok mutlu ediyor. Yakın bir zamanda bir koçumuz, Zeynep Hocam, eğitim çıktı ve bu eğitime 500 lira dedi. Sonra iki kişi katılırsa arkadaş kontenjanı 350-350-700 lira. Yani iki kişi 700 lira gibi. Yani 350'yi düşmüş oldu. 100 kişi katıldı arkadaşlar. 100 kişi ilk eğitimine. Çok heyecanlı. Bunu görmek, bunu takip etmek, sürekli hocam şu kadar oldu, bu kadar oldu demeleri benim çok hoşuma gidiyor. Ben kazanmış gibi mutlu oluyorum. Bu beni çok motive ediyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar böyle dediğim gibi kazanmayı, kazandırmayı seviyorum. MYK belgeli profesyonel bir koçum. MYK belgesi mesleki yeterlilik belgesidir. Türkiye'de sınırlı sayıda koçun alabildiği bir belgedir. Artık siz devlet tarafından gözetlenen, takip edilen bir koç olmuş oluyorsunuz. Ünvanlı bir koç. Türkiye'deki maksimum seviyedeki artık gelebileceğiniz kariyer anlamında, koçluk kariyer anlamında gelebileceğiniz en yüksek seviyedir. Koçluk bir meslektir. 2013 yılında resmi gazetede yayınlandı. 6. seviyeden bir meslektir. Yani lisans seviyesinde bir meslektir. Ve bu mesleğinde bir yeterlilik belgesi vardır arkadaşlar. Bu yeterlilik belgesini alan koçlar Türkiye'de 450-500 arası koç var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlara biz gerçek koç diyoruz. Yani gerçek bir koçtan teyit almak istiyorsanız MYK belgesinin olması önemli. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Oo, 84 kişiyiz. Harika. Peki bu akşam bizi neler bekliyor? Bu eğitim kimler için? Koçluk nedir? Benim serüvenim. Koçluk serüvenim, üniversite akademi serüvenim neler? Bunlardan bahsedeceğim. Bu arada fotoğraf alırken beni güzel alın arkadaşlar. Şöyle kaşım gözüm yamuk çıkmasın. Etiketleyip paylaşırsanız ben de paylaşmaya çalışayım. Çünkü ben fotoğraf alamıyorum. Unutuyorum çoğu zaman. Kimlere koçluk yapılır? Kimler koçluk yapabilir? Koçlar ortalama ne kadar kazanır? Sosyal medyada koçluk nasıl yapılır ve eğitimimizin farklarından bahsedeceğiz. Şimdi bugüne kadar onlarca eğitim almışsınız. Hep ön görüşmelerde, 15 dakikalık ön görüşme yapıyorum ben. İş ciddileşiyor, gözlerimi takayım, gözlerim yanmaya başladı. Onlarca eğitim almışsınız ancak kenarda duruyor. Ne oldu? Çöp olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır arkadaşlar, çöp oldu. Şimdi bu eğitimleri aldığınız eğitim yatırımdır. Yatırım olarak kaldı kenarda. Harika. Onlarca eğitim almadan hazır bir çevreniz olmasa bile sosyal medyada koçluk hizmetinizi satarak gelir elde edebilirsiniz. Benim yaptığım işten bahsediyorum. Yani Instagram bizim ekmek teknemiz. Orası bizim iş yerimiz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Peki bu eğitimimizin amacı ne? Bu akşam konuşmamızın amacı ne? Bir, kendinizi nasıl keşfedeceğinizi bulmak. İki, koçluğu nasıl keşfedeceğinizi bulmak. Üç, daha iyi bir sene ulaşmak. Dört, hizmetini yıldız gibi pazarlamak. Bunlar da farkındalık kazanmayı hedefliyoruz bu akşam. Peki hocam koçluk nedir? Şimdi arkadaşlar koçluk dediğimiz şey koç kelimesi yani şurada yazan İngilizce koç kelimesi bir nesneyi bir yerden alıp başka bir yere taşıyan araca denir. Yani bu ne demek ki arkadaşlar? Koç ne yapıyor? Bir insanı alıyor. Diyelim ki ikinci basamakta. Bu insanı 8. 9. basamağa taşıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir koç insanın potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu ne demek? Kişinin bile bilmediği güçlü yönlerini parlatmasını sağlıyor. Zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon, anda kalma, duygu yönetimi, ertelemeden kurtulma, özgüven geliştirme, hedef belirleme, stres düzeyinin azalması, vizyon kazanma, hayat amacını keşfetme, değerlerini bilme, meta programlar, paradigmalarını bilmesini sağlıyor. Koçun yaptığı bu. Ancak koç öyle bir şey ki arkadaşlar, hani bu şeyler var ya enzimler, tepkimeye girerler, tepkimeden etkilenmeden çıkarlar. Yani varız ama yok gibiyiz. En iyi koç orada olmayan koç diyoruz. Biz ne yapıyoruz? İnsanı alıp da tutup da çekiştire çekiştire götürmüyoruz. Sorular sorarak, yöntem teknikler uygulayarak farkındalık kazanmasını sağlıyoruz. Bir kişinin ağzından çıkan söz o kişinin sorumluluğu olur. Bu söz koçun ağzından çıkmayacak. Danışanımızın ağzından çıkacak ki sorumluluğu o alsın. Kitap oku 10 sayfa dediğinizde okumaz. Neden? Çünkü kendi kararı değil. Ama potansiyelini keşfedip okuduğunda neler olabileceğini gösterdiğinizde, sorular sorarak bunu gösterdiğinizde bu kişi kendi kendine kitap okur. Kendi kendine. Bunu nereden biliyorum arkadaşlar? Bugüne kadar 5000 saat koçluk seansı yaptım. Öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu. 5000 saat ispatlanabilir koçluk seansım var arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki karşılaşabileceğiniz tüm gündem maddeleriyle karşılaştım. En psikolojik desteğe ihtiyacı olandan tutun da en böyle
Hayatında evet her şeyi oturtmuş, daha yok mu, daha yok mu diyenlere karşılaştım. Bütün bu süreci biliyorum. 22 tane erteleme grubum var. 1000 küsür kadın erteleme sendromundan kurtuldu bu gruplara katılarak. Bütün bu süreci biliyorum. Evinizle alakalı problemlerinizi biliyorum. Ailenizle alakalı problemlerinizi biliyorum. Hop uzaydan gelip de buraya düşmedim arkadaşlar. Ben bundan 1 yıl önce aylık 2000 lira kazandığında havaya uçan bir insandım. Bakın bundan daha 1 yıl önce şirketimizi kurduğumuzda, muhasebeciyle konuştuğumuzda, muhasebeciye dedim ki yani bu kazanç artacak. O da bana dedi ki düzenli gelirimiz var mı? Gülmüştü hatta. Ben dedim ki bu artacak ya. Ben hani bunu yapacağım. Ben bunu iş olarak yapacağım. Daha düzenli bir gelir yok. Biz sistemi kuralım, şirketi kuralım. Yaparız. Hani bundan sonrasını yaparız diye başladığımız bir süreç oldu. Çok şükür çok da güzel şeyler nasip oldu. Şu an 7. dönem yaşam koçluğu eğitimimiz başlayacak. Ve 82 tane kadın, daha artmış mıdır bilemiyorum. En son telefonumu kontrol etmedim. 82 harika kadın sadece 7. döneme kaydı. 6. dönemde 40 tane harika kadın vardı. Bu çok müthiş bir şey, çok müthiş bir şey. Yani bu hızlı ilerleyiş arkadaşlar çok müthiş, yani çok gurur verici bir şey. Kadınların değişimini görmek, sadece kadınlarla çalışıyorum ben, tüm programlarımız kadınlara özel. Değişimini görmek bana haz veriyor, mutluluk veriyor. Hocam bu da düzeldi, hocam bu da geçti, hocam şöyleydi, hocam böyleydi diye mesajlar almak beni çok motive ediyor. Şimdi arkadaşlar, sizler diyelim ki yani hep anlatıyorum ya, diğer başka eğitimlerimde de denk gelmişsinizdir muhtemelen. Bir tane karga yavrusu civcivlerin içine doğuyor ve tavuk beslemeye başlıyor. O da civciv gibi davranmaya başlıyor. Sonra bir gün gökyüzüne bakıyor. Diyor ki vay be diyor, şu karga diyor, başka bir karga görüyor. Gökyüzünde diyor ne güzel uçuyor. Hayret ediyor ve orada ne yapıyor? Hayran kalıyor. Sonra arkadaşlar kendine dönüp bakmıyor. Aynaya dönüp bakmıyor. Halbuki kendisi de karga. Şimdi düşünün, size 1 dakika süre vereceğim. Acaba bakıp da şu an bana bakıyor olabilirsiniz. Instagram'da herhangi bir influencer veya eğitimci veya işte herhangi bir iş yapan birine bakıyor olabilirsiniz. Vay be şu kargaya bak ne güzel uçuyor. Keşke ben de uçabilsem dediğiniz kimler var? Ve belki de dönüp aynaya bakacak olsanız karga potansiyelinizin olduğunu, uçabilecek kanatlarınız olduğunu birinin size gelip söylemesi lazım. Birinin gelip size demesi lazım. Ya şu gözlükte bir toz var. Siz diyorsunuz ki hocam benim gözlerim bozuk. Siz diyorsunuz ki hocam pencerenin arkasında çöplük var. Hocam pencere bozuk, pencere kirli. Hayır arkadaşlar, gözlüğün camında toz var. Yemin ediyorum toz var. Bu toz temizlendiği zaman senin özgüvenin artacak. Senin özgüvenin arttığı zaman tutkuların artacak. Tutkuyla çalışacaksın. Seni o yataktan fırlatacak sebeplerin olacak. Olacak. Yemin bile edebilirim olacak. Nereden biliyorum? Bugüne kadar mezun ettiğimiz 300 koçtan biliyorum. Nereden biliyorum? Bugüne kadar 2000 tane eğitimi satın alan, video kayıt eğitimi satın alan insanlardan biliyorum. Belki daha fazladır. Benim bildiğim teknik olarak hani ücretli eğitimlerimi satın alan. Ücretsizlere zaten bilemiyorum artık kaç bir geçtiyse. Bu önemli arkadaşlar. Bir de benim serüvenimden kısaca bahsedeyim müsaadenizle. Ben arkadaşlar dediğim gibi 2017 Stoa Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunuyum. Mezun olur olmaz evlendim. Ankara'ya geldim. Sonra burada hem özel ders verdim. Fen bilimleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri özel dersler verdim. Hem de bunun yanı sıra bir tane kolejde çalışmaya başladım. Bu kolej olayını daha önce anlatmışımdır. Mezun koçlarımız bilirler. Bu kolejde çalışırken arkadaşlar, şimdi istekler hiç bitmez kolejde. Yani sömürüldükçe sömürülürsünüz. Zaten idareciler eğitimci değil. Zaten sahibi eğitimci değil. Eğitimci olmayınca eğitime bakacak. Ya ticaret. Tamamen ticaret. Buradan ne kadar gelmiş, ne kadar gelir. Bunlar konuşuluyor. Sizden bir şey isteniyor. Bu kadar ders saati. Tamam, ders öncesi gelirsiniz. Sonra ders öncesi geliyorsunuz. Bir yarım saat önce gelseniz. Sonra 1 saat önce gelseniz sorulara baksanız. Sonra soru çözümcülü gelseniz. Sonra velilerle görüşseniz. Sonra şunu yapsanız, bunu yapsanız artıyor arkadaşlar. Artıyor. Beni artık durduran son nokta neydi biliyor musunuz? Burnumun kemiğinin sızladığı nokta. Bir dersten 25 lira alıyorum ama bu derse girdiğim için canımı okuyorlar. Ve ben gerçekten çok idealist bir öğretmenim. Gerçekten arkadaşlar. Yani benim öğrenci, benim öğrenci kurtulmaz. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Öğrenci çok iyi netler yapar. Ben aşkla, şevkle fiziki anlatan bir insanım. Aşkla, şevkle kimya anlatan bir insanım. Yani böyle bir öğretmenin gidip öyle bir yerde harap olması, ben şu an gerçekten çok üzülüyorum. Bakın 5 yıl geçti. Şu an çok daha kötü. Ön görüşmelerde görüşüyoruz.
MED'deki ayrı rezil, özel okullardaki ayrı rezil. Rezilden kastım şu, hocam velilerle iletişime geçemiyoruz. Pandemiden sonra çocuklar zaten yok gibi. İdareyle ayrı problemler var. İdarenin beklentisi ayrı, benim yapmak istediğim ayrı. Sürekli bir mobbing uygulanıyor. Ve size arkadaşlar bakın, geçenlerde görüştüğümüz bir hocamız kimya öğretmeni. Diyor ki, hocam diyor, bu eğitime katılmayı çok istiyorum. Vallahi öğrenci koçu olup artık şu özel derslerden, şu işte kolejden kurtulmak istiyorum. Ama diyor, maaşımı ne zaman alacağım belli değil. Bakın çok ünlü bir kolejde çalışıyor. Ne kadar alacağım belli değil diyor. Çok üzülüyorum. Yemin ediyorum çok üzülüyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü böyle donanımlı bir öğretmen. Bakın, isim yapmış bir öğretmen. İsim yapmış bir kolejde çalışıyor ve bu cümleyi kuruyor. Yahu benim bir potansiyelim var. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir şey var. Deney yapıyorlar arkadaşlar. 20 köpeği bir odaya, 20 köpeği bir odaya, 20 köpeği de başka bir odaya alıyorlar. Birinci gruba elektroşok veriyorlar ve düğmeye basan, burnuyla düğmeye basan köpek de duruyor. Maksimum 30 saniye şok veriyorlar. Köpekler burunlarıyla düğmeye dokunuyor. Birkaç saniye sonra hemen bunu o kadar hızlandırıyorlar ki şok geldiği an düğmeye basıyorlar. İkinci gruba da düğme koyuyorlar ama düğme çalışmıyor. 2-3 defa deniyor bu köpekler. Baktılar ki olmuyor. Bundan sonra düğmeye basmayı denemiyorlar. Oldukları yerde durup 30 saniyenin geçmesini bekliyorlar. Üçüncü grup kontrol grubu, hiçbir şey yok onlara. Sonra bu köpekleri arkadaşlar bir süre sonra dışarı çıkarıyorlar. Ve yine elektroşok veriyorlar ve atlayabilecekleri seviyede böyle küçücük bir yere ayarlıyorlar. Atlayıp kurtulacaklar. İlk gruptaki, yani düğmeye basıp kurtulan gruptaki bütün köpekler atlıyor. İkinci gruptaki 20 köpekten 18 tanesi arkadaşlar atlamayıp şu elektroşok geldiğinde, o elektrik geldiğinde durup bekliyor. O şokun geçmesini, o elektriğin geçmesini bekliyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Bakın hayatımızda ben yapamam, ben edemem, ben şöyleyim, ben böyleyim, benden bir şey olmaz diyor olabilirsiniz. Ama insanlar size diyor ki psikolog gibisin, her derdimi çözüyorsun, herkese çok güzel şeyler söylüyorsun, çok güzel tavsiyeler veriyorsun. Yahu keşke psikolog olsaydın diyorlar. Ön görüşmelerde hemen hemen bütün hocalarımızın ağzından ben bu cümleyi duyuyorum. Var, içimde bir potansiyel var. Ortaya çıkmak için çırpınıyor. Çırpınmasa burada olmazdınız zaten. Çırpınmasa buraya vakit ayırmazdınız. Yahu koştuk diye bir şey varmış, bir bakayım demezdiniz. Demezdiniz. Bana ne ya, aman der geçerdiniz. Benim annem burada mı? Değil. Benim annem bir odaya hapsolmuş ve oradan çıkmayacak. Ya ben burada kalacağım deyip hayatını öyle devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ama siz buraya geldiniz. Ya bu odanın bir çıkışı var. Benim buradan bir çıkmam lazım. Bir şey var. Bir hayat var. İnsanlar iyi hissediyor. İnsanlar hem çalışıyor, hem eşine vakit ayırıyor, hem evine vakit ayırıyor, hem çocuğuna vakit ayırıyor. Kaliteli vakit geçiriyor. Ben niye böyleyim sürekli? Sürekli yatasım geliyor, sürekli işte depresif hissediyorum. Bugün arkadaş grubumuzla beraberdik, kahvaltımız vardı. Orada işte bir konudan bahsettik, depresyona bakış açısı. Aslında depresyon demesek de, burada yeni şeylerin başlangıcı olarak adlandırsak deniyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Aslında depresyon hali, bakın kendi dini değerlerim çerçevesinde konuşuyorum yine. Siz kendi inanç çerçevenizi algılayabilirsiniz. Kabz halidir. Artık daraldın, 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 sıkıştın. O topun toprağın altında artık en çatlayacak. Ya öldüm artık, bittim, benim bir adım atacak takatim kalmadı dediğiniz an o topun çatlar ve yeni bir hayat başlar. Belki de şu an bu haldesiniz ama depresyon diyorsunuz, işin içinden çıkamıyorsunuz. Bir de etrafınızda 3 tane enerji vampiri varsa of of of, artık sınırlar ihlal ediliyor. Evet, hayır, her şeye evet diyorsunuz. Bıkmışsınız, yorulmuşsunuz. Yani burada gerçekten arkadaşlar, şimdi mesajlara gözüm kaydı, birazdan bakacağım. Gerçekten arkadaşlar değer mi diye bir düşün. Yine öğrenilmiş çaresizlikle alakalı arkadaşlar bir deney yapılıyor. Burada bir fanusun içinde köpek balığı konuluyor. Ve köpek balığı aç. Sonra araya bir cam konuluyor. Bir tane de küçük balık konuluyor. Köpek balığı onu gidince, onu görünce koşa koşa gidiyor. Hop, cama kafasını çarpıyor. Aa, geri dönüyor. İkinci defa deniyor, cama kafasını çarpıyor. Üçüncü defa artık denemeyi bırakıyor. Ve camı kaldırdıklarında köpek balığı gidip de aç olduğu halde diğer balığı yemiyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Bazen imkan vardır, inanç yoktur. Bazen inanç vardır ama imkan yoktur. Her ikisinin birlikte olmasını bekleme gibi bir lüksümüz yok. Benim mezun koçlarımdan küfesini satıp koçluk eğitimine katılanlar var. Hocam yüzüğümü satıyorum ve ben bu işi yapacağım diye katılanlar var. Hocam ben borç alıyorum, bu işi yapacağım diyenler var.
Onu hallediyorum bir şey mi? Hayır değil. Hani o borç alıp da girmeyin bu işe diyorum ama bunu yapanlar var arkadaşlar. Ben artık hayatıma çekidüzen vereceğim hocam. Benim için başka bir çözüm yok artık. Ben bunun bir tık ötesine geçmeliyim. Ben yarın bir gün çocuğumun iletişimim daha kötü olsun istemiyorum. Ben kaybediyorum bu çocuğu diyenler var. Ben kaybediyorum. Ergenlikte ben bunu iletişime geçemeyeceğim. Nasıl davranacağım? Ne konuşacağım? Bir şey söylüyorum ya anne deyip kestirip atıyor. Veya öfkelenip kestirip atıyor. Veya ben öfkeleniyorum. En ufak bir şeyde saçma sapan bir şeye parlıyorum. Yapma etme diyorum. Diyenler var. Peki şunu düşünün arkadaşlar. O köpek balığının babası olsaydı orada. Babası ne derdi biliyor musunuz? Yapma oğlum. Hiç deneme. Ben daha önce gittim. Kafamı çarptım hocama. Hiç deneme. O balıktan sana hayır gelmez. Biz böyle büyütüldük arkadaşlar. Yapma kızım orada can var. Yapma oğlum orada can var. Diye diye büyütüldük. Ama belki de can kaldırıldı biz farkında değiliz. Belki de farkında değiliz arkadaşlar. Kimlere koçluk yapılır hocam? Kimlere koçluk yapılır? Hemen bahsedelim. Psikolojik olarak eğer psikolojik problemleri varsa biz bunu koçlukta nasıl anlayacağımızı konuşuyoruz. Şimdi yeni döneme de yeni birkaç test ekledik. Depresyonla alakalı birkaç test ekledik. Biz burada etik değerlerimizden birisidir. Psikolojik problemleri olan ve işin içinden çıkamayacak gibi olanları psikolojik desteğe yönlendiriyoruz. Bakın, koçluk psikolojik destek değildir. Biz koçlar geleceğe odaklanırız. Zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon, anda kalma, duygu yönetimi, erteleme, özgüven çalışırız. Bilinç düzeyinde çalışırız. Bizim bilinçaltı ile ilgili herhangi bir çalışmamız olamaz. Koçluk bu değildir. Spiritüel alan değildir. Koçluk bilinç düzeyinde çalışır. Ve bilinç düzeyinde de kalmalıdır kesinlikle. Travma çalışamam. O psikologların işi. Geçmiş çalışamam. O psikologların işi. Bakın. Bilinç dışı çalışamam. O psikologların işi. Ben ne yaparım? Bilinç üstünde koçluk yapabilirim. Koçluk farklı bir meslektir. Lütfen bunun ayrımını yapın hocaları. Kimlere yapılır? Zaman yönetimi, stres yönetimi, motivasyon, anda kalma, duygu yönetimi, erteleme, özgüven, hedef belirleme gibi konular üzerine çalışmak isteyenlere koçluk seansı yapılır. Seans da uluslararası standartlarda ICF böyle dediği için söylüyorum. Seans diyor. Yani seans diyebilirsiniz. Danışan diyebilirsiniz diyor. Türkiye standartlarında ne diyoruz biz? Müşteri ve görüşme diyoruz. Türkiye MYK böyle kabul ediyor. Ancak ICF'in kabul ettiği daha farklı. Peki kimler koçluk yapabilir? Hemen buna bakalım. Kimler yapar hocalarım? Hemen kısaca anlatalım. Kimler koçluk yapabilir? Kimler yapamazdan bahsediyorum ben her seferinde. Şimdi hocalarım, ben şunu görüyorum ön görüşmelerde. Henüz merhaba ben şuyum diyemeyen insanlar var mı? Var. İkincisi çok garantici insanlar. Koçluk yapamaz. Ne demek bu? İnciğine cinciğine kadar her şeyini sorguluyor. E-Devlet sertifikası var mı? Evet E-Devlet'e sorgulanan bir sertifika var diyorum. Tamam sonra diyor ki şu var mı? Bu var mı? Şurası böyle mi? Burası böyle mi? Gitmiş bin tane eğitim araştırmış, bakmış, bakmış. Halbuki doğru soru bu değil arkadaşlar. Mesela geçenlerde bir hocamız gelmiş diyor ki beni ikna edin. Oldu canım ben seni ikna edeceğim bekle. Ben niye seni ikna edeyim? 82 kişinin katıldığı bir eğitime ben niye seni ikna etmeye çalışayım? Bakın burada neyi soracağımızı bilmemiz önemli. Sorunun kalitesi kişinin kalitesini belirler. Ben bir eğitim alırken ne almak istiyorum diye kendinize sorun. Bir, ben canlı görmek istiyorum diyebilirsiniz. İki, ya bu eğitim çok teknik ilerliyor. Ben bunu video kaydını istiyorum diyebilirsiniz. Üç, ben burada uygulayacağım bütün testleri doküman olarak istiyorum. Çıktı almak istiyorum. Elimde somut bir şey olsun istiyorum diyebilirsiniz. Dört, bana staj hakkı versin. Sorularımı sorabileyim. Eğitmene birebir ulaşabileyim. Ya ben bir eğitime kaydoluyorum. Asistanın asistanıyla görüşüyorum. Merhabalar ben eğitim danışmanıyım diye. Biri beni arıyor. Öbürü bana mesaj atıyor. Olur mu? Olmaz. Birebir eğitmenle görüşemediğiniz eğitimden verimlilik beklemeyin. Takip olmayan eğitimden verimlilik beklemeyin. Bu benim bakış açımdı. Ben 40 bin liralık, 44, 45, 50 bin liralık eğitimde alıyorum. Bu eğitimi alırken bakış açım da bu. Ben ne istiyorum sorusunu soruyorum kendime. Ve diyorum ki hatta şu eğitim mesela 40 bin liralık bir eğitim alacaksan bana bu ay 400 bin lira hemen kazandırmalı diyorum. Budur yani benim bakış açım. Bakın o yüzden ben ne istediğimi bildiğim için bu eğitime ihtiyacım var mı yok mu bilebiliyorum. Mesela dün anlık böyle bir eğitime karar vermem gerekiyordu. 7 bin lira ücreti vardı. Dedim ki tık 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 3 madde var benim için. Bunu sağlıyor mu? Bunu sağlıyor mu? Bunu sağlıyor mu? Tamam. Ben bunu koçluk eğitimine entegre ediyorum. Bu arada aldığınız koçluk eğitimi, alacağınız koçluk eğitiminde hocalarım, siz piyasadaki bu ünlü dediğiniz, piyasadaki bu işte şurası burası ABC dediğimiz
her yerin birleşimini alıyorsunuz. Siz aslında benim bu eğitimleri yorumlamamı alıyorsunuz. Tek bir eğitim almıyorsunuz. Onlarca eğitimin bir araya getirilmiş halini alıyorsunuz. Bu çok kıymetli, çok kıymetli. Peki, koçlar ortalama ne kadar kazanır? Şimdi ben ön görüşme, paket program var. Bunları anlatıyorum eğitimlerde ve mentorluk paketinde de daha detaylı anlatıyorum eğitmenlik eğitimi kısmını. Yani yeni mezun bir koç arkadaşlar sosyal medyasını açar, oturtur, paylaşımlarını yapar, reklamını çıkar, webinarını çıkar. Yani bir eğitimine 10 kişi katılsa 250 liradan yapsa alır. 2500 lirasını bir akşamda alır. Yani ayda ortalama 20-30 bin hemen kazanabilecek duruma gelir. Ancak bunu herkes %100 yapar mı hocam? Hayır hocalarım. Bazen koçluk eğitimini şunun için alıyorlar. Hocam kendimi keşfedeceğim. Ben kimim? Güçlü yönlerim neler? Potansiyelim neler? Ben neyim? Meta programım ne? Benim değerlerim neler? Bunları keşfedeceğim deyip gelenler var. Ben koç bakış açısı kazanacağım. Testleri kendi üzerime uygulayacağım. Yöntem teknikleri öğreneceğim. Kendime koçluk yapacağım, etrafımdakilere koçluk yapacağım deyip gelenler var. Ayrıca ben bunu iş olarak yapacağım, artık bu iş benim işim olsun istiyorum diye gelenler var. Bu süreçte netleşiyor. Siz eğitime katıldınız, baktınız ki gerçekten bazı insanların arkadaşlar insan ilişkileri. Yani çok donuk geçiyor mesela. Ben seans izliyorum işte. Ne yapıyoruz işte? Biz sınav yapıyoruz gönüllü. Hani isteyenlere sınav yapıyoruz veya bazı örnek seanslar yapıyoruz. Çok donuk geçiyor. Bir koçun seansına donuk geçme ihtimali yok. Orada bir espri yapın. Orada bir şey, ya ortam enerjik olmalı. Bir koç enerjik olmalı. Siz ölü balık gibi karşısına geçtiniz danışanınızın. Evet, rol modeliniz kimdi? Sustu kaldı. Susulmamalı. Koçluk seansı psikolojik destek değil ki. Susamazsınız, susturamazsınız. Konuşacak, konuşturacaksınız. Bu insanlar koçluk yapamaz arkadaşlar. Bu insanlar bir yerde takılır kalır. %100 yapamaz demeyelim. Yapamaz deyince de bu sefer üzülüyor mezun koçlarımız. Çalışmaları gerekiyor. Yani diğerleri bir çalışırken onların 10 kat fazla çalışmaları gerekiyor. Ha, illa sosyal medyada mı yapalım? Hayır. Mezun koçlarımızdan bahsedeceğim birazdan. Sosyal medyada kendini göstermeden yapan da var. Sosyal medyada yapmayıp direkt işte kendine kart çıkarıp gittiği yerde dağıtıp asistan tutan da var. Veya işte halk eğitimlere gidip başvuran da var. Veya ofis açılan yerlere gidip veya ofis açan, açmak üzere olan da var. Veya arkadaşlar okullarda işte MEP'te çalışan hocalarımız için kişisel gelişim eğitimi olarak saydırıp, kişisel gelişim olarak verip ya da gönüllü koçluk, öğrenci koçluğu yapan hocalarımız da var. Çünkü MEP'te çalışanların ticari faaliyet yapmaları yasak. Böyle diyorum ama ön görüşmede geçenlerde birkaç kişi de gördüm. MEP'te çalışmıyor ama farklı yerlerde çalışıp ayrıca bu tarz ticari faaliyetler, yani takibe takılmazsanız problem yok deniyor. Ama ben sinek küçük ama mide bulandırır taraftarıyım hocalarım. O yüzden kanun ne diyorsa olur. Bunun dışına çıkamayız. Yoksa yarın bir gün başımız çok ağrır. Sadece başımızın ağrıması da değil. Yani bu süte bir gram necaset karışırsa haram olur. Haram. Bakın bundan çok korkarım ben. Yine diyorum ki kendi inançlarım çerçevesinde konuşuyorum. Bakın eğitimimizin değeri şurada ama biz diyoruz ki şunu yapalım ki hak olmasın ve eğitim sürecince de çabalayalım ki mesela mentorlukta kazanmama ihtimaliniz kalmasın artık. Bunu vaat ediyorum madem, bunu da yaptırmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi mezun koçlarımıza geçmeden hemen sorularınıza bakacağım. MYK belgesini alma şartları. MYK belgesi şöyle. Önce bir e-devlette sorgulanan bir sertifikanız olacak. Yani bizim vereceğimiz eğitimi almanız gerekiyor. Ve bizden bir transkript isteyip başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunu ilerleyen eğitim sürecinde konuşuruz. Yaş önemli değil. Bütün yaş grubu katılabilir. 18 yaş üstüne eğitim veriyoruz biz. Koçi deniliyorsa, koçi de denilebilir. Evet, koçi, danışan, müşteri. Borç almaya göz alan tüm kapılar açıldı. Başka bir işaret beklemiyorum. İlerlemek için artık demiş Mükteban Hanım. Şimdi hocalarım isterseniz bir ön görsel benden salabilirsiniz. Yarın ve öbür gün yapacağım. Salı günü eğitimimiz başlıyor bu arada. Onu birazdan anlatacağım. Neyse. Şimdi mezun koçlarımızdan biraz bahsedelim. Neslihan hocam kendini geliştirmek, iyi hissetmek isteyen herkes katılmalı. Benim en büyük reklamım bunlar arkadaşlar. Benim en büyük reklamım. Bunu daha önceki eğitimde eşim eklediği için yeni koçlarımız yok burada. Ben birkaç tanesinden bahsedeceğim. Sümeyra hocam ilk koçluk yaptığında aylık 20 binle başladı. Şu an çok daha fazlasını kazanıyor. Bir grubu var. Çok güzel ilgileniyor. Sevda hocam çok harika bir koçtur. Yani kendini çok mükemmeliyetçi, çok titizdir. Çok güzel de geliştirdi. Şu an manevi koçluk yapıyor. Aslı hocam duygu koçudur. Çok güzeldir. Sistemi güzeldir. İki tane çocukla hem ilgileniyor hem koçluk yapıyor.
Hanif hocam erteleme grubu açtı geçen haftalarda. Çok güzel ilgilenir, böyle detay detay ilgilenir. Çok profesyoneldir. Dilek hocam oyun koçudur. 21 günlük challenge grubu var şu an. Katılmak isteyenler katılırsa güzel olur. Nimet hocam yine titiz çalışan bir koçumuzdur. Çok güzel işler yapar, grubu var onun da. Esma hocam MK belgesini umarım almıştır, son sınavına girdi. Mentörlüğünü de ben yaptım. Bu arada bunların çoğunun mentörlüğünü ben yaptım. Esma hocam yakında çok parlayacak bir koçumuz. MK belgesini almayı bekliyor. Hülya hocam geçenlerde hedef kampı yaptı. Koçlarla çalışır. Ve o kadar dolu dolu ki yani dönüp dönüp o hedef kampının içine giresim geliyor falan böyle. Bakasım geliyor. Çok güzel. Kübra hocam tip 1'dir. Mükemmeliyetçi de çok titiz çalışır. Melike hocam eğitimden sonra kendisine yeni bir yol yöntem çizip sosyal medya kısmına geçti ve bizim bütün mezun koçlarımıza çalışıyor diyebilirim neredeyse. Hem kamplar düzenliyor sosyal medya ile alakalı, hem birebir çalışmalar yapıyor. Hüsna hocam dünyanın en zarif koçlarından biridir. Böyle sakin, sükunetli, huzurlu, 3 çocuğu vardır ama sanki hiç çocuğu yokmuş gibi huzurlu. Buradan şey çıkarmayın. Ya işte hoca dedi ki çocuk varsa huzur yok dedi. Hayır arkadaşlar, çocuğu olan insanlar takdir edersiniz ki biraz daha stresli olabiliyorlar. Bunlar bizim mezun koçlarımız. Daha öncekinde de WhatsApp gruplarını eklemiş. Buraya eklemediğim daha bir sürü koçumuz var arkadaşlar. Çok vakit almamak için eklemedik. Evet, şimdi herhangi bir mezuniyet şartı aranmaz. Ancak MK belgesi almak için sanırım lise mezuniyet şartı var diye biliyorum. Şimdi şuradan paylaşımı durduruyorum. Hemen başka bir paylaşım açıyorum. Geri planda açıp geliyorum hocalarım. Sorularınız varsa alabilirim koçluk eğitimleriyle alakalı. Hemen eritelim. Şunu soracağım hocalarım. Kendinizi keşfetmek istiyor musunuz? Ya da şu an ne durumdasınız? Ne istiyorsunuz? Koçluktan beklentiniz neler? Daha önce koçluk eğitimi aldınız mı? Bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi ben sizinle koçluk eğitimlerimizi paylaşacağım. Mentorluk hakkında bilgi verir misiniz denmiş. Evet vereceğim. Hemen şimdi. Temel koçluk eğitimimiz. Şimdi hocalarım biz artık Ocak ayı itibariyle koçluk eğitimlerimizi ikiye ayırdık. Yani yaşam koçluğu eğitimimizi ikiye ayırdık. Şöyle sizleri sessiz alalım. Yaşam koçluğu eğitimimizi ikiye ayırdık. Temel yaşam koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu. Eğer kendi üzerime çalışacağım, kendimi keşfedeceğim, kendime koçluk yapacağım, duygularımı yöneteceğim, iletişimimi güçlendireceğim, başarılı olacağım diyorsanız temel yaşam koçluğu. Ben bunu iş olarak yapacağım, seans akışını, yöntem teknikleri, güçlü soruları öğreneceğim diyorsanız profesyonel yaşam koçluğu. Şimdi burada hocalarım, size yaptığım tanıtım Ocak ayının ilk haftası başlayacak olan eğitimimiz için. Ancak bu akşamın kampanyasını duyuracağım birazdan. Harika bir kampanyamız var ve bayılacaksınız. Ve sadece 5 Aralık'a kadar geçerli bir kampanyamız olacak. Çünkü 5 Aralık'ta bu dönem, 7. dönem koçluk başlıyor. Şimdi bakın, birinci modülde kendini tanımaya yönelik testler uygulayacağız. Bir sürü testimiz var, yaklaşık 20 tane. Değerler çalışması, hedef, vizyon, misyon çalışması, meta programlar, paradigmalar, motivasyon kaynakları. Ben aslında kimim? Potansiyelim ne? Sorularına cevap arayacağız. İkinci modülümüzde klasik etkili zaman yönetimi, stres yönetimi, öfke yönetimi, ertelemeden kurtul, sınır çizme, anda kalma, özgüven geliştirme. Üçüncü modülümüz iletişimini güçlendir. Etkin dinleme teknikleri, güçlü soru sorma teknikleri, iç sesi susturma, kaliteli geri bildirim verme, empatik dinleme, beden dili ve ikna teknikleri. Dördüncü modülümüz başarı modülü. Hayalleri hedefe dönüştürme, yeniden çerçeveleme ve bilişsel çarpmalardan kurtulma modülü. Beşinci modülümüz koçluk nedir, amacı nedir, uygulama alanları nedir, faydaları nedir, koçluk ne değildir, koçluğun sorumluluk ve sınırları. Koç seviye 6 MK nedir? Koçluk kavramları nelerdir? Koçlukta etik değerler nelerdir? Bu bizim temel yaşam koçluğu eğitimimiz. Canlı eğitim olacak. Eğitim detayları. Bu eğitime katılanlara Minimalist Akademi katılım belgesi vereceğiz. Sadece bu eğitime katılanlara. Gerekli dokümanların hepsini paylaşacağız. Sınırsız soru sorabileceğiniz soru cevap grubunuz olacak. Bir de görev grubunuz olacak. 12 ders saati canlı eğitim yapılacak. Eğitim 4 hafta sürecek. Haftada bir gün üçer ders saati görüşeceğiz. Eğitimimiz pazartesi günleri 21 ile 23.30 arası olacak. Bonusları, hediyeler, Enneagram temelli mizaç analizi eğitimi. Harika bir eğitimdir. Video kayıtlı vereceğiz. Kariyer koçluğu grup seansı. Harika bir eğitimdir. Şu an 500 liradan satışı var. Aile içi iletişim eğitimimiz var 4 haftalık. Yani bu da demek oluyor ki en az 8 ders saati zannediyorum. Sade yaşam atölye çalışmamız.
Hafıza teknikleri eğitimimiz burası da video kayıtlı. Hesap güvenliğimizle alakalı video kayıtlı. Video kaydımız var. Şimdi hocalarım, buranın ücreti, şuraya iyi bakın, 2500 lira artı KDV. KDV'yi söylemeyeceğim, 250 lira. Söylemeyeceğim dediğim yani 2500 lira üzerinden gideceğim. Ben siz KDV'yi %10 olarak ekleyin lütfen. Yurt dışına da 100 euro şeklinde belirledik. İsterseniz kredi kartınızda 3, 6, 9 taksit şeklinde ödeyebiliyorsunuz. Eğitmeniniz benim. MYK belgeli bir kopya karşınızdayım. Sizin ilgileneceğime dair teminat veriyorum. Evet. Şimdi temel yaşam koçluğu bu şekilde. Kendimi keşfedeceğim, duygularımı yöneteceğim, iletişimimi güçlendireceğim, kendime koçluk yapacağım, başarılı olacağım ve koçluğu keşfetmiş, öğrenmiş olacağım. Gelelim hocam profesyonel yaşam koçluğuna. Bu da bizim yaşam koçluğu eğitiminin ikinci parçası. Bunu sadece alamıyorsunuz. Bunun için profesyonel yaşam koçluğu yani iş olarak yapmak için temel yaşam koçluğunu ve profesyonel yaşam koçluğunu birlikte alıyorsunuz. Bunun şartı var. Profesyonel yaşam koçluğu eğitiminde E-Devlet'te sorgulanabilir üniversite onaylı bir sertifikanız olacak. Ayrıca bizden de katılım belgesi vereceğiz. Birinci modülümüz koçluk becerilerine hazırlık, koçluk süreci, ön görüşme süreci. Bakın burada çok güzel ikna ediyoruz ve ne yapıyoruz? Sözleşme hazırlıyoruz. Gündem belirleme, uyumu yakalama, kritik yediği yakalama, güçlü gözlem, koçluk araçları, müşteri profil analizi. İkinci modül güçlü soru sorma, güçlü ricalar, etkili geri bildirim, çok boyutlu takdir, meydan okuma, SWOT analizi, hedef çalışmaları, takip süreci. Üçüncü modül koçluk uygulanacak testler. Bunu kitapçık olarak vereceğiz ve bir sürü yöntem teknik ekledik buraya. Dördüncü modül seans akışını vereceğiz ve uygulama yapacağız. Tüm detaylarıyla seans akışını anlatıyorum. Beşinci modül koçlar için NLP. İşte Ocak ayında eklediğimiz harika bir kısım NLP teknikleri öğreteceğim. Koçlukta uygulayabilecek, kullanabileceğiniz, hızlıca kullanabileceğiniz teknikler öğreteceğim. Ve sosyal medyada koçluğunu pazarlama dersimiz olacak. Burası da önemli. Profesyonel yaşam koçluğu eğitim detaylarımız testler doküman halinde paylaşılacak. Video kayıtları 6 ay boyunca izlenebilecek. Mezun koçlar sonraki dönemlere ücretsiz katılım hakkı kazanacak. Bakın bu çok önemli. Yani birinci döneme katıldıysanız hala 7-8 bundan sonra açılacak olan tüm yaşam koçluğu eğitimlerine katılabiliyorsunuz. Eğitim sonunda 12 seans staj hakkınız olacak. Ben sizlere eşleştireceğim. 12 seans siz koçluk yapacaksınız. 12 seans da siz koçluk alacaksınız. Bu eğitimimiz temel yaşam koçluğu eğitimimizi almış olma şartı var bu eğitimi almak için. Yani profesyonel yaşam koçu olmak için temel yaşam koçluğunu almış olma şartınız var. Yoksa bunu almanız havada kalır arkadaşlar. Sadece yöntem teknik öğreneceğim demeniz çok havada kalır. E-Devlet'te görüntü verebileceğiniz sertifikanız olacak. 12 ders saati canlı eğitim yapılacak ve bir ay sürecek. Eğitimimiz çarşamba günleri. Diğeri temel yaşam koçluğu pazartesi. Bu çarşamba günleri 21 ila 23.30 arasında olacak. Bunun da bonusu yine diğeriyle aynı. Yani temel yaşam koçluğunu aldığınızda biz bu paketi de göndereceğiz. Profesyonel yaşam koçluğu aldığınızda yine bu paketi size hediye edeceğiz. Bu eğitimimizin ücreti 3000 artı KDV. KDV kısmı %10'dur. Burası için 3300 lira. Şimdi hocalarım, bir de bizim mentorluk öğrenci koçluğundan bahsedeyim önce. Hemen şöyle. Öğrenci koçluğu eğitimimizden bahsedelim. Paylaşımı durdurayım, sorularınızı cevaplayayım. Sonra öğrenci koçluğu ve mentorluktan bahsedeyim. Bu arada kaç kişi var? Oo, çok iyiyiz. Hocam bir gülümseyin. Gülümsüyorum. Gözüme de ışığımın şeyleri yansıyor. Fiyat uygun. Evet, çok uygun. Çok piyasayla araştırın arkadaşlar. Bu eğitim içeriğinde bu fiyat bulamazsınız. Bakın bunu satış pazarlama için söylemiyorum. Araştırın. Bulursanız gelin bana deyin ki hocam aynı eğitim formatında, aynı ücrette ya da daha uygun ücrete buldum diyeyim. Eğitim ücreti denmiş. Evet. Hocam ICF sertifikası sahip olabilmek için neler gerekiyor? Kum sakinsel koşu alanında uzmanlaşın. Şimdi hocam eğer uluslararası çalışmak istiyorsanız evet bu belge önemli. Açıkçası koşukta E-Devlet belgesi de ICF belgesinde bir önemi yok arkadaşlar. Bana bugüne kadar kimse yahu bu belgeni göster hangi belgeyle yapıyorsun diye sormadı. Burada kendini ispatlamanız, yeterliliğiniz çok önemli. İnsanların karşısına çıktığınızda ben koçum dediğinizde seans yaparken çatır çatır yapmanız. Yani sizin burada en birinci isteyeceğiniz şey sertifika değil. Uygulayabiliyor muyum? Yapabiliyor muyum? Bakın parayı verir alırsınız. Biz de öyle yapıyoruz. Parayı verip sertifikayı çıkartıyoruz. Hocam nerede olduğumu bilmiyorum. Birisinin benim bu konuda değerlendirmesi gerekiyor. Kişisel farkındalık hesabı isteğim var, bilgim yok. İşte 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme randevusu için bana mesaj atın. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar artık bu akşamki kampanya, bahsedeceğim kampanya sadece salı gününe kadar geçerli. Hemen yarına ve öbür güne randevu alabiliyorsunuz. Yarın da zannediyorum öğleye kadar açtı randevu. Eşimin işi var sonrasında. Biz eşimle beraber çalışıyoruz da.
İlk kendimi keşfetmek, sonra iş olarak yapmak istiyorum. Harikasınız Selda Hanım. Ne kadar sürede biter? Şimdi en toplamda temel yaşam koşulunu ve profesyonel yaşam koşulunu aldığınızda bir ay göreceğiz. Pazartesi ve çarşamba günleri. Temel yaşam koşulu için pazartesi, profesyonel yaşam koşulu için çarşamba günleri görüşeceğiz arkadaşlar. Fiyat kesinlikle çok uygun. Yani temel yaşam koşulu için 2500, profesyonel yaşam koşulu için 3000 bulunamayacak fırsat arkadaşlar. İkisini birlikte birazdan anlatacağım. Ne kadar alabileceğinizi söyleyeceğim. Şimdi burada bir de mentorluktan önce şey anlatacaktım değil mi? Öğrenci koşulunu. 15 dakikalık ön görüşme için Instagram'dan da atabilirsiniz. Oradan asistanım döner telefon numaranızı ister. Işıldar bana WhatsApp'tan atın. Evet. Hadi öğrenci koşuyla ilgilenenler varsa öğrenci koşunu anlatalım. Şimdi değerli hocalarım, hocalarım diyorum çünkü 90 kişi kalmış. Bu demek oluyor ki ben artık koşuluk eğitimine gönüllüyüm demek oluyor. Ben öğrenilmiş çaresizliklerimi kenara bırakacağım. Bahaneleri kenara bırakacağım. Ben artık bunu yapacağım. Şimdi öğrenci koşulu eğitimimiz 5 kurdan oluşuyor. Harika bir eğitim. Benim VIP eğitimimdir. Daha bunun üstüne bir eğitim tanımam. Bugüne kadar yaptım. Bilemiyorum mezun koçlarımız ne derler bu kısmı ama. Şimdi birinci kurda hocalarım temel yaşam koç. Ay, özür diliyorum. Temel öğrenci koçtu. Bu demek oluyor ki ben piyasadaki tüm eğitimleri burada göreceğim. İşte konsantrasyon nedir? Nasıl ders çalışılır? Bu çocuğun sınav kaygısı nedir? Zaman yönetimi nedir? Temel öğrenci koçluğu. Piyasada gördüğünüz, alıp alabileceğiniz bütün eğitimlerin olduğu temel öğrenci koçluğu. Burayı görmenizi önemsiyorum. Çünkü yarın bir gün hocam şurada da şu eğitimi veriyorlarmış gibi bir şey geliyor. İkinci kurumuzda hocaların eğitim check-up yapmayı öğreniyoruz. 19 tane testimiz var. Sağ sol beyin testleri, temsil sistemleri, çoklu zekalar, resim analizi, enegram, mizaç analizi, depresyon ölçekleri, dikkat ölçekleri, aile tutum ölçekleri, bir sürü testimiz var. Eğitim check-up yapmayı öğreniyoruz ve geri bildirim, aileye geri bildirim vermeyi öğreniyoruz. En çok sevdikleri kısım bu hocalarımızın. Şu an bir eğitim check-up'ı 2000-2500'e yapıyorlar. Sadece eğitim check-up yaparak da para kazanabilirsiniz hocalarım. Yani seans satmasanız da eğitim check-up yapıp, işte öğrenci testleri uygulayıp, bundan sonra testlerin geri bildirimini verip şöyle çalışacak, böyle çalışacak. Çocuğunuz dokunsal, pilates topuyla çalışacak veya dönen bir sandalye alacak. Bakın deminden beri dönüyorum ben işitsel ağırlıklı dokunsalım hocalarım. Hareketsiz duramam ben. Üçüncü olarak arkadaşlar, üçüncü modelimiz profesyonel öğrenci koçluğu. Burada da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben size 21 tane teknik öğretiyorum, yöntem teknik. Ve seans öğretiyorum burada. Bu 21 yöntem tekniği hangi öğrenciyi uygularsanız uygulayın. En böyle başarısızından en başarılı. Hepsi de tutar. Harika teknikler var burada. Dördüncü modülümüz hocalarım. NLP, EFT ve hızlı okuma ve hafıza teknikleri. Hafıza tekniklerinin video kaydını ben çekip paylaşıyorum. Benim video kaydım. NLP, EFT hızlı okumayı Esra hocam anlatıyor. Hızlı okuma. Öğrencimize öğretebileceğim şekilde. NLP, EFT'de de yaklaşık 20 teknik var. Hızlı okumada da güzel teknikler var. Ve öğrenci koşulunun 5. kuru hocaların, bakın burası önemli, sınav sistemleri ve sosyal medya. Sosyal medyada koçluk hizmetimi nasıl satarım kısmı var. Şimdi bu 5 kuru 15 Ocak'ta başlayacak. Şuraya ayrıntısını yazalım. 15 Ocak'ta başlayacak. Her hafta bir kurum video kaydını göndereceğiz. Ders kayıtlarını göndereceğiz. Sizler bunu izleyeceksiniz. 5 kur bitti. 5 hafta bitti. Bundan sonra biz canlı uygulamalara, asıl iş burada başlıyor. Gerçek öğrenci davet ediyoruz. Daha önce bunu yaptık. Keyifli oldu. 11-12. sınıf veya mezun kız öğrenci davet ediyoruz. Ve bu öğrencilere biz koçluk seansı yapıyoruz. Normalde önceden mezun koçlarımız yapıyordu. Bu dönem ben de koçluk yapacağım. Siz benim koçluğumu izleyeceksiniz. Sonra canlı uygulamalar. Zaten 15 Şubat'ta başlayacak olan diğer dönemin canlı uygulamalarına da katılacaksınız. Bundan sonra açılabilecek öğrenci koçluğunun bütün avantajlarından faydalanacaksınız. Burası önemli. Canlı uygulamalar yapacağız. Mesela burada daha önceki dönemlerde en çok takılan kısım, işte mesela hocam kaktüs testini uygulayabilir miyiz? İşte hocam başarı çemberini uygulayabilir miyiz? Bu uygulamaları canlı canlı göreceksiniz. Haftada bir gün belirleyeceğiz. Ben de sadece saatini paylaşacağım. Burada uygulama yapıyoruz. Katılamamanız durumunda video kayıtlarını sizinle paylaşıyoruz zaten. Öğrenci davet edeceğiz ve aşama aşama her şeyin uygulamasını görmüş olacaksınız hocalarım. Canlı seans uygulamaları göreceksiniz. Burada motive olup şu kısımları nasıl izleyeceğim hocam diye soru işareti gelebilir aklınıza.
Şimdi burada hocalarım, ben açıkçası bakın yaşam koğuşunda canlı eğitim isterim. Ama öğrenci koğuşu o kadar teknik ilerliyor ki izleyen bir daha izlemek istiyor. Not almak istiyor. Tekrar tekrar duymak istiyor. Dokümanı çıkarıp önünde görüp not almak istiyor. Çünkü teknikleri öğrenmek istiyor. O yüzden hocalarım video kayıtlı olursa kenarda durup siz sindire sindire izleyip not alırsanız çok daha verimli oluyor. Bakın göreceksiniz canlı eğitimin zaten video kaydını paylaşacağız. Çok güzel video kayıtlarımız oldu. Olmaya da devam ediyor. Şimdi burada arkadaşlar göreceksiniz ki diyeceksiniz iyi ki video kayıtlı almışım. Neden? Çünkü o an ne soracağınızı da bilemiyorsunuz. Canlı katıldığınız aklınıza bir şey de gelemiyor. Dediğim gibi teknik ilerlediğimiz için oturup bunun üzerine çalışmanız, araştırma yapmanız, öncesinde ödevlerinizi yapmanız bunlar çok önemli. Gruplarla bizzat ben ilgileneceğim. Sorularınızı bizzat ben cevaplayacağım. Görev ve ödevlerinizi bizzat ben göndereceğim. Bonus hediyelerinizi de bizzat ben paylaşmış olacağım hocalarım. Kendini keşfet, kendine koç eğitimlerimiz bu kısmı bonus hediyesi. Bunun dışında hocalarım yine aile koçluğu, aile içi iletişim eğitimi demiştik ya demin. Yine bonus hediyesi. Enneagram Mizaç eğitimi yine bonus hediyesi. Bunlar güzel, keyifli bir süreç oluyor hocalarım. Şimdi bu Ocak ayında 5.500 lira olacak. Bilmiş olun. Birazdan kampanyayı duyururken bu kısmı hatırlayın diye söylüyorum. Eğer aralığın sonuna kadar alırsanız hocalarım bu kısmı 4.000 artı KDV. KDV 400 lira bu arada. 4.400 liraya alabiliyorsunuz öğrenci koçluğunu. Aralık bitmeden alırsınız. Bu kısmı temizliyorum. Sorularınıza bakacağım. Sonra mentorluğu anlatacağım. Yoruldum ya. Niye yoruldum? Çok konuştum. Öğrenci koçluğu kaçıncı sınıflara verilebiliyor? 10 yaş üstü öğrencilere biz koçluk yapmayı hedefliyoruz hocam. Her ders ne kadar süre? 40 dakika. Derslerimiz 40 dakika. Ben şu an bile not alıyorum hocam demiş bana. Güzel. Not alan öğrenci güzel. Hocam ben ileriki eğitimlerde mentorluk istiyorum. Ben de sizi mentorluk grubumuza görmek istiyorum. Hocam o testler harika. Eğitim check-up'larınız demiş. Harika çok güzel. Öğrenci koçta bilgi. 15 dakikalık ön görüşme için bana WhatsApp'tan hemen yazın ki telefonum yanımda mı? İş telefonum yanımda değil. Ama birazdan bakarım. Ekran görüntüsü alsaydık silmeden demiş. Bakayım tekrar çıkarsa alın hocam ama sildim galiba. Silmiş. Ön görüşmede tekrar konuşalım katılmayı düşünüyorsanız. Bu arada ön görüşmelerimize de gelenler kayıt oluyor. Niye? Çünkü zaten kafada bitirmiş artık. Ya ben katılacağım deyip geliyorlar. Güzel oluyor. Şimdi gelelim. Herkesin alamayacağı kısma. Öğrenci koçluğu 5 hafta sürüyor. Akabinde canlı uygulamalara başlıyoruz. Biz 5 hafta kurs üzerine video kayıtlarınızı paylaşıyoruz. Sonra akabinde canlı kısımlarımızı. Aya canlı uygulamalarımızı. Bir yandan da sorularınızı okuyorum. Hadi gelelim. Mentörlük. En çok merak edilen ama dediğim gibi çok sınırlı sayıda insan alır mentörlüğü arkadaşlar. Artık şey diyoruz ya böyle deli, tutkulu bu insanlar mentörlük alırlar. Genelde gördüğüm kadarıyla. Şimdi mentorluk paketimizde potansiyelini eyleme geçir dedik burada. Bir, grup mentorluğu video kayıtlı eğitimimiz var. Burada niş belirleme, neden dijital iş yapmak, ideal danışanım kim, şahıs şirketi kurma süreci nasıl olur, rakip analizi, marka bilinirliği, profil düzeni, içerik üretme, kendinize soracağımız sorular, bağ kurma, bütün bunları görüyoruz ve 100 günlük içerik takvimi burada bonus hediyemiz olacak. Eğitmenlik eğitimi, video kayıtlı eğitim hazırlama, canlı eğitim hazırlama. Bakın biz sadece seans satarsak şu an işte ortalama bir koç 700-800 liraya bir seans satışı yapıyor. Tamam. Eğer MK belgeliyse 1500-2000 liraya çıkıyor. Diyelim ki hadi diyelim 500 liradan sattınız, yeni başladınız. 10 tane seans, günde 10 seans yaparsanız canınız çıkar. 10 seanstan maksimum günlük 5000. Ayda 20 gün çalıştınız 100 bin. Ama bizim hedeflediğimiz çok daha fazlası. Neden olmasın? Neden biz canlı eğitimler vermeyelim? Video kayıtlı eğitim satışı yapmayalım? Neden zamanımızı satmadan para kazanmayalım ki? Bu bizim bakış açımız. Öğrenilmiş çaresizliklerimizi yıkmamız demek oluyor. Burada video kayıtlı eğitim hazırlama, canlı eğitim hazırlama, adım adım webinar hazırlama, organik pazarlama stratejileri, mesajlaşma stratejileri, ön görüşmede ikna süreci, paket program oluşturma. Yani biz hem canlı eğitim, hem video kayıtlı eğitim, hem ses kayıtları, hem PDF doküman, hem seans satacağız. Bunun bonusu psikolojik pazarlama taktikleri. Benim yaptığım iş yani. Kariyer koçluğu grup seansında kendini keşfet, güçlü yönlerin geliştirmesi gereken yönlerin hedef belirleme soruları. Birkaç teknikle grup olarak uygulama seansı yaptık. Bu da bunlar hep video kayıtlı bu arada.
Aldığınızda sınırsız izleyebiliyorsunuz ve sınırsız 60 gün boyunca soru sorabiliyorsunuz. En böyle canalıcı kısmı burası. Buradaki hediyemizi kendini keşfet eğitimi, bunlar da video kayıtlı, kendine koçluk yap eğitimi olacak. Sosyal medyada çalışma hayatı kısmı var. WhatsApp grubuna dahil oluyorsunuz ve 60 gün boyunca sorularınızı sorabiliyorsunuz. Eğitim detaylarında eğer buradan sonra hala var böyle hocalarınız, hocam ben sizinle görüşmek istiyorum, birebir görüşmek istiyorum diyor. Yaşam koçluğunu alıyor, öğrenci koçluğunu alıyor, mentorluğu alıyor. Artık diyor ki ben uçmak istiyorum. Yani benim mesela geçenlerde ön görüşme yaptık. Hocam minimum 100 bine ihtiyacım var dedi aile. Diyebilir. Neden olmasın ki? Çatır çatır kazandırıyor koçluk ya. Dünyanın ikinci en iyi kazandıran mesleği seçilmiş. Düşünebiliyor musunuz? E bu insanlar kazanıyorsa ben niye kazanmayayım ki? Yani niye kazanmayayım ki? Değil mi? Evet. Bu arada hocalarım 1 milyon kazanmayı, Ocak ayında 1 milyon kazanmayı hedefleyen bir eğitmeniniz var. Bu eğitime dahil olun. Eğitimin içinde söyleyeceğim kazanıp kazanmadığımda. Yani yetkinlikler güncellenerek artar. Süreçte artar. Süreçte siz yola çıkmadan bir şeyler nasip olmasını oturup beklerseniz olmaz. Rızık böyle bir şey değil. Değil. Yurt içi ücretimiz 4000 KDV, yurt dışı 150 euro demişiz. KDV %10'luk kısımdır. Eğitimlerde. Birebir görüşmek isteyenler eğitim sonunda artık her şey bitti. 40 dakikalık birebir mentorluk görüşmesini 1500 liraya alabilecekler artık bundan sonra hocalarım. Eğitmeniniz yine benim. Şimdi şu paylaşımı durdurmadan önce şurada da ücretleri tekrar görelim. Önce sorulara bakacağım. Hocam herkese geçmek için sizi bekliyor. Harekete geçmek için sizi bekliyorum şimdi. Harikasınız. Birincisi ne hocam? En çok kazandıran? Bilmiyorum. Öğrenci koçta taksitte fiyat artıyor mu? Taksit şu kupir üzerinden oluyor ya hocalarım. Yani bazı kartlara vade farkı eklemiyor, bazılarına ekliyor. Bunun bizle alakası yok. Yani siz gidip bir tesettür kıyafet alırken de hani giriyorsunuz orada tek çekimde bir ücret veriyor. 3 taksitte başka bir ücret, 9 taksitte bu öyle bir şey. Yani bunun bizimle alakası yok. Bazen şey geri bildirim alıyorum. Hocam vade farkı haram mı? Şöyle mi? Böyle. Ya hocalarım dediğim gibi en tesettür markasına bile gittiğinizde taksit seçeneği sunulunca siz tercih ediyorsunuz bu kısmı. Bakıyorsunuz orada vade farkı çıkıyor mu çıkmıyor mu, size uyuyor mu uymuyor mu, siz tercih ediyorsunuz. Bunun şoförün bankanızla anlaşmasıyla alakalı bir durum olmuş oluyor. Bazılarına çok az vade farkı. En paraya hiç demişti mesela geçenlerde birisi. Video kaydım olacak. Kişiye özel olması gerekmez mi? Bu kişiye bağlı olarak değişir. Şu ana kadar bütün işte bu ay mesela 16 kişi aldı sadece. Hepsinden de olumlu geri bildirim aldık. Yani harika, çok güzel, böyle, şöyle güzel, böyle güzel. Bu biraz daha yani şöyle. Şimdi hocalarım nasıl desem, insan yoğunlaştıkça, yoğunluğu arttıkça bir şeyleri böyle video kayıtlı olsun istiyor. Mesela ben bütün eğitimlerim video kayıtlı olsun, ben video kayıtlı eğitim satın alayım dememin sebebi bu. Yani ben o vaktimi ona vermek istemiyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki aralarda işte 10 dakika video izleyeceğim diyorum. Bu biraz farkındalıkla alakalı bir durum gibi geliyor bana. Farkındalık arttıkça insan hani dursun kenarda zaten izleyeceğim oluyor. Hani kenara alıp atmak değil bak. Mentörlüğü alan kenara atıp alamaz zaten. Yani mentörlüğü alacak olan kenara atacağım diye alamaz. O kafa yapısında olmaz. Mentörlük çok çatlak bir kafa yapısı istiyor. Anlatacağım hocam ne kadar olduğunu. Çok heyecanlandım. Hemen başlayasın var dedim. Çok güzel. Hocam ben de kendimi çok enerjik sanırdım. Siz süpersiniz. Demek ki benim koşuk. Harikasınız. Çok güzel. Çok güzel. Ben işitselim arkadaşlar. Konuşmayla alakalı da şöyle. Eğitimlerde biraz daha sakinleşiyorum. Tekrar tekrar anlatıyorum. Mentorluk için güzellik yapar mısınız? Şimdi hocalarım gelelim ücret kısmına. Bakalım kaç kişiyiz? Harika, 82 kişiyiz. Şimdi temel yaşam koçluğu eğitimimiz bu Ocak ayının ilk haftası başlayacak olan eğitim için konuşuyorum. Sadece ona dahil olabiliyorsunuz artık. 2500 artı KDV. Siz ekleyin KDV'sini. Profesyonel yaşam koçluğu 3000. Birlikte alırsanız 5500 artı KDV yerine 5000 artı KDV oluyor. Ancak bu akşama özel. Bakın henüz Ocak ayı gelmediği için hocalarım 5 Aralık'a kadar siz temel ve profesyonel yaşam koçluğunu birlikte alıyorsunuz. Zaten 7. döneminki birlikte. Yani bundan önceki bütün dönemler beraberdi. Yeni ayırdık biz bunları. 3000 artı KDV'ye 3300 liraya alabiliyorsunuz. Sadece 5 Aralık'a kadar. Yani 4000'iniz var. Yani yarın ve öbür gün ön görüşme yapabilirsiniz. Yapmayıp direkt kayıtlı olabilirsiniz. Direkt kayıt olan bir sürü hocamız var. Zaten bu kısımları anlatıyorum hepsini. Tekrar tekrar soracağınız bir şey yoksa WhatsApp'tan bir iki soru sorup
netleşebilirsiniz. Bence yapmaya da gerek yok artık ön görüşme kısmını. Çünkü artık çok az kısıtlı vaktimiz kaldı. 5 Aralık'a kadar kayıt olanlar 5.000 artı KDV 5.500 lira yerine 3.300'e kayıt olacak. Ama 5 Aralık'tan sonra şu ücretimiz geçerli olacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım hocalarım. Şu kısmı temizliyorum ve alt iniyorum şimdi. Temel yaşam koçluğu 2.500 KDV dedik. Profesyonel yaşam koçluğu 3.000 KDV. Temel profesyonel öğrenci koçluğu eğitimimiz 5.000 artı KDV olacak Ocak ayından itibaren. Siz bu temel öğrenci koçluğunu hocalarım 4.400 alabiliyorsunuz KDV ile beraber. KDV'yi söylemeyeceğim. 4.000 diyelim. 4.000 alıyorsunuz. Artı KDV'yi ekleyin lütfen. 400 lira. 4.400'e alabiliyorsunuz. Sadece bakın Aralık ayının 31'ine kadar bunu böyle alabiliyorsunuz. 15 Ocak'ta başlayacak olan öğrenci koçluğunuzu böyle alabiliyorsunuz. Şimdi burada ne var? Ne yapmışız? Hemen şu kısmı. Buraya eşim hazırladığı için buraya çok hakim değilim. Kendim anlatmak istiyorum. Şimdi burada ne yapıyor? 10.500 yapıyor ya. Siz bunun yerine temel yaşam koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu, temel öğrenci koçluğu, profesyonel öğrenci koçluğu 10.500 lira yerine KDV dahil KDV'de 1.050 lira yapıyor. Yok KDV bunun dışında bu arada. 9.750 artı KDV'yi alabiliyorsunuz hocalarım. Burada eğer şu an alırsanız yani 5 Aralık'a kadar alırsanız nasıl alıyorsunuz? Bakın burası önemli. 3.300 yaşam koçluğunu alıyorsunuz. KDV ile hesaplıyorum ki aklınız karışmasın. Sonra KDV nereden çıktı demeyin. 4.400 öğrenci koçluğunu alıyorsunuz. 4.500 lirada mentor nereden çıktı? Yaşam koçu, öğrenci koçunu anlatıyorum şu an. Mentor ve birazdan ekleyeceğim. Bunları 7.700 yerine 7.500'e alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer 5 Aralık'tan sonra almak isterseniz 9.750 artı KDV kısmını ekleyerek alabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun burasını kırıp paylaşacağım. Çünkü sonrasında gelip tekrar böyle istiyorlar. Bu yok. Haksızlık. 5 Aralık'a kadar. 5 Aralık'tan sonra güncellenecek. Şu kısmı temizliyorum. Biraz daha aşağı inelim. Gelelim işin güzel kısmına. Temel yaşam koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu, temel profesyonel öğrenci koçluğu eğitim danışmanlığı ve mentorluk paketi. Mentorluk paketimiz şu an 4.000 artı KDV, 4.400 lira. Bunun dışında hocalarım, bu arada mentorluk da şu güncellendi. O yüzden fiyat böyle. Normalde 4.500 deyip 4.000'e iniyorduk mentorluk için. Bire bir 60 gün yapıyorduk. Ancak artık grupta 60 gün boyunca sorularınızı sorabiliyorsunuz. Grup mentorluğuna çevirdik. O yüzden ücretimiz böyle biraz sabit kaldı. 14.500 lira yerine KDV'sini ekleyin. 13.500 liraya alabiliyorsunuz. Tüm bu paketleri temel yaşam koç. Artık bunu aldıktan sonra da ben bunu iş olarak yapamıyorum deme gibi bir ihtimaliniz yok. İlk eğitiminizde de zaten bu verdiğiniz ücreti çıkarmayı hedefliyoruz. Ben de ilk webinarınıza destek oluyorum arkadaşlar bu arada. Olmaya çalışıyorum. Bu arada ilk webinar diyorum ama şöyle. Bilinçli çalışanlarla çalışmıyorum hocalar. Onların eğitim tanıtımını yapmıyorum. Bunun dışında süreçte bir bakıyoruz. Uyumu yakalayabilirsek evet güzel işler çıkartıyor. Görüyorsunuz zaten paylaşıyorum ara ara. Bu bizim mentorlukta uyumu yakalamamıza bağlı olarak değişiyor. Şimdi eğer hocalarım bu akşam alırsanız yani 5 Aralık'a kadar alırsanız ne olur? Hemen ona bakalım. 3.300 yaşam koçluğu, 4.400 öğrenci koçluğu, 4.000 hadi 4.500 deyip 4.000 indiriyoruz bu kısmı. 4.000 mentorluk ne kadar yapıyor? 8.800, 9.100, 10.100, 12.100 mü yapıyor? Doğru mu hesapladım? Biri beni teyit etsin. Ben aldım, iki almışım demişti İhsan Hocam. İyi ki aldınız Nesten Hocam. Nesten Hocam çok yakında sahalarda çok hızlı bir girişle göreceğiz. Burası hocalarım 10 bini alabiliyorsunuz şu an. 10 bini alabiliyorsunuz. Bunların hepsini 10 bini alabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi 5 Aralık'a kadar yani 7. dönem yaşam koçluğu başlayana kadar alabiliyorsunuz. Sonrasında artık tamamen yeni dönem ücretleri. Sadece şu ayrıntıyı vereyim. Öğrenci koçluğu da Aralık 31'e kadar 4.400'den sadece öğrenci koçluğu düşünüyorsanız alabilirsiniz. Evet, şu kısmı temizliyorum. Şurayı da silelim. Paylaşımı durduralım. Sorularınız varsa bir bakalım sorular kısmına.
Dediğim gibi 15 dakika ücretsiz ön görüşme randevusu için hemen mesaj atın. Takvimi paylaşayım. Oradan kendinize uygun gün ve saat belirleyin lütfen. Sonra akabinde bir ön görüşmemizi yapalım, tanışalım. Ama ön görüşme de yani zaten 4 günümüz var hocam. Zaten her şeyi anlattınız hocam deyip direkt kayıt olursanız benim için daha güzel oluyor arkadaşlar. Tabii burada nihai karar sizin. Eğer düşünüyorsanız, koçluk eğitimi düşünüyorsanız ön görüşme randevusu almanız önemli. Bu arada takvimden ön görüşme randevusu alırken şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Şimdi şöyle oluyor. Mesela ben diyelim ki saat 9'da ön görüşmeye başlıyorsam, 9'da başlıyorsam 6'da ön görüşme randevusu var gibi görünüyor bazılarında. Bu da uluslararası saati kullananlarda oluyor. Dikkat edin lütfen saatinizi arkadaşlar. Randevu aldıktan sonra bana mesaj atabilirsiniz. Hocam şu saati aldım değil mi şeklinde teyit de edebiliriz. Ama bunu geçen hafta 3-4 kişide yaşadım ve gerçekten çok zor oluyor. Mesela 5'teki ön görüşmeye diyor ki 1'de hazırım hocam falan diyor. Yani burada uluslararası saat dilimini kullanıyor olabilirsiniz telefon ayarlarınızda. Dikkat edin. Soru sormuyorum. Kendimi profesyonel bir akışa bıraktım. Çıktığım yıla inanıyorum nedense demiş Tenzin Hanım. Teşekkür ediyorum. Öğrenci koçluğunun avantajları neler? Bir, kendi çocuğuma koç bakış açısı kazanacağım. Testleri kendi çocuğuma uygulayacağım. Benim en çok heyecanlandığım kısım burası. Çocuğuma bakış açım değişecek. Sorularım değişecek. İletişimim değişecek. Sonra bunu iş olarak yapmak istersem öğrenci koçluğu çok daha büyük bir avantaj. Eğitim check-up satışı yapabilirim, paket program hazırlayabilirim, hızlı okuma satışı yapabilirim, NLP, EFT teknikleri, 21 yöntem tekniğin satışını yapabilirim, seans satışı yapabilirim. Bir sürü avantajı var yani öğrenci koçluğunun. Evet, eğitmenlik eğitimi anlattım. Yarın video kaydını paylaşırız. Oradan izleyebilirsiniz. Temel yaşam koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu Ocak ayında evet temel koçluğu pazartesi günleri takip edeceğiz. Çarşamba günleri de profesyonel yaşam koçluğunu takip edeceğiz hocalarım. Eğitim en büyük yatırımdır. Eğer kendinize yatırım yapmak istiyorsanız, eğer artık yani ben kendime bir yatırım yapayım, bir çeki düzen vereyim artık bitsin şu atalet diyorsanız gelin arkadaşlar. Şimdi ben her dönemi güncelliyorum. Benim için Ocak ayında başlayacak olan dönem ayrı bir heyecanlı. Çünkü hem NLP'yi ekledik hem ben yeni bir sürü eğitim aldım bunları entegre ettim. Hem de arkadaşlar artık bu iş kendini ispatladı ya. İspatladıkça şunu istiyorum. Daha çok kazansınlar, daha çok görünsünler, daha çok ortalıkta olsunlar. Yani niye başka koçlar saçma sapan işler yaparak, saçma sapandan kastım garip grup işler yapan koçlar görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yaparak yani kazanıyorken biz niye kazanmayalım ya? Biz böyle tertemiz değerleri olan, değerler etrafında toplanmış, bir de ortak değerler etrafında toplanmış insanlar niye yapmayalım? Niye yani niye? Diğerleri yapıyorsa benim ne farkım var? Temel koşunu almasak seans yapmak için yeterli olabilir mi? Hayır. Profesyonel koşu almak için temel yaşam koşunu alma şartı var. Sadece profesyonel yaşam koşunu satmıyorum. Seans da yapamazsınız. Çünkü şöyle olur. Evet seans akışını öğrenirsiniz. Ama sonrasında hocam ben kendi zamanımı yönetemiyorum. Bu arada zaman yönetimi, stres yönetimi, duygu yönetimi, anda kalma öğrenmediniz. Nasıl seanslar olacak yani nasıl bakacaksınız? Sadece teknik bilgiyle ilerleme. O yüzden profesyonel yaşam koçluğunu alma şartımız temel yaşam koçluğu eğitimini almış olacak. Yine görüşmek üzere hocalarım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize değer verip vakit ayırıp bu vaktinizi, bir saatinizi ayırdığınız için sizleri tebrik ederim. Çok büyük bir yatırımdır. Çok büyük bir farkındalıktır. Şimdi ben mesajlarınıza dönmeye başlayacağım birazdan. Bir iki dakika şöyle bir kahvemi bitireceğim. Sonra mesajlarınıza döneceğim. Takvimi paylaşacağım. Orada hemen mesaj atın ki çünkü takvim doluyor ve ben pazartesi günü ön görüşme yapamayacağım. Salı günü de eğitim başlıyor. Kampanyalar bitiyor. O yüzden yarına ve öbür güne aldınız aldınız. Pazar güne de bilmiyorum çok bir saat açtık mı ona da bakacağım şimdi. Biraz açmaya çalışacağım açıkçası. Günde ortalama 35 kişiyle ön görüşme yaptığımı düşünecek olursak acele etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi ilk mesaj atanlardan başlayacağım alttan başlayıp bakmaya. Yine görüşmek üzere. İyi ki katıldınız. Sürçülisan ettiysek affola. Faydalı olduysak ne mutlu bizlere. Görüşmek üzere.